gerekse iç politikada halkın daha yoğun desteğine sahip olmak mülahazasıyla İslam'a taviz verdiklerini, Müslümanlara şirin görülmek istediklerini gördük. Bunun sonucu olarak onların da isteklerini aşan boyutlarda gelişmeler oldu ve halk hükümeti İslami istekleri istikametinde sürükler duruma geldi. Sanki selin önünde gitmek zorunda kalan kütük gibi. Bu cümleden olarak 1956'da Adnan Menderes Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada diyordu ki siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz. Bu cümle halk bazında başka türlü algılanırken Batı tarafından, Batı'nın dinamikleri tarafından çok daha farklı olarak algılandı. Menderes'in hilafeti geri getirme gibi bir hevesi de yoktu, isteği de bulunmuyordu ama böyle bir cümlenin sarf edilmesi gerçekten hilafet özlemi duyan, yani İslam'ı seven Türkiye'nin halkı için çok büyük bir dinamizm meydana getirmiş, isteklerini kamçılamış, ivmesini artırıcı bir etki yapmıştı. Bunun karşısında tedirgin olan Batı, CIA müdürünün dediği gibi her ne kadar İslamcı kadrolara sahip değil ise de 50 sonrasının iktidarı Türkiye'de İslam'a taviz verdi, Müslümanlara taviz verdi. Onlara şirin görmek için, desteklerini almak için diyor. Biz Batı'nın lideri olan Amerika asla İslam'ın yeniden dirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Etmeyecektik, etmemeliydik. Bunun için müdahale ettik ve 27 Mayıs 1960 askeri darbesini yaptırdık diyor. Kendilerinin resmen yayınladıkları kitaplar bugün Ankara'da, bu kitap Amerikan Kütüphanesi'nde de mevcut. ...1961 anayasasını 27 Mayıs'ı yapan askerler, Amerikan kafalarında Amerikan damgası bulunan subaylar yaptılar, yaptırdılar ve halkın onayına sundular. Hatırlıyorum, ben de o yıllarda ilk defa oy kullanma durumundaydım. Baba. Hayatımda kullandığım iki oydan birini 1965-61 anayasası için kullanmaya gittim ve hayır dedim. Aradan 21 sene sonra 1982 yılında kamuoyuna sunulan 82 anayasası içinde sandık başına gittiğimde yine o anayasaya da hayır oyu verdim. Onun dışında da hiçbir partiye oy kullanmadım. Yaşım şimdi 55. Kullanamadım çünkü Türkiye'de İslam'ı uygulamak isteyen hiçbir siyasi parti yoktu, olamazdı da zaten fiilen ve resmen yasaktı. Bu itibarla bizim ihtiyacımızı cevaplayacak, ihtiyacımıza cevap verecek bir siyasi kuruluş bulunmadığı için onlardan birini seçmek demek, pislerden bir pisi seçmek, kirlilerden bir kirliyi seçmek anlamına geldiği için Müslüman'a da bu caiz olmadığından hiçbir zaman seçmeyi düşünmedik. 27 Mayıs 1960 Türkiye'de İslami gelişmeleri engellemek ya da istenilen boyutlarda gelişmesini kontrol altına almak için yapılan bir askeri darbe olmasına rağmen Allah'ın hikmeti odur ki 60'lı yıllardan, yani bu darbeden sonra Türkiye'de Kur'an kaynaklı İslam'a yönelme çok küçük bazda da olsa başladı. Ben onun ilkiyim sayılır. Ve 70'li yıllara kadar, 70-12 Mart'ına kadar epeyce mesafe kat edildi. Bu mesafe tabii bugünkü gibi alenen ve ilk bakıldığında toplumda hissedilen bir gelişme şeklinde olmadı. Çünkü olamazdı da, zira siyasi iktidar, siyasi polisiyle bu tür gelişmeleri çok yakından takip ediyor, izliyor ve sesinde poza pişirmeye çalışıyordu. Bu itibarla bu çalışmalar hep yer altında oldu. Onun sonucu olarak zaten ben de 1967 yılında ilk defa bu çalışmaların, örgütlenmelerin sonucu Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu'nun o zaman meriyette bulunan daha düne kadar 163. maddesine göre yargılandım ve 4 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırıldım. 2 yıl Bingöl Vilayet Merkezi'ne sürgün
kararı verildi. 4 yılda kamu hizmetlerinden yasaklı kararı verildi. Vazgeçmedik ve devam ettik mahkemedeki ifademizde de söylediğimiz gibi. 12 Mart müdahalesi, askeri müdahalesi de yine Türkiye'deki İslami gelişmelere karşı bir gövde gösterisi olarak kendini gösterdi. Ama askerler arasında meydana gelen didişme ve çekişme yüzünden Orgeneral Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı seçileceği umuduyla Genelkurmay Başkanlığından istifa ettirilip Cumhurbaşkanlığına aday koydurulması, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle değil de seçilmemesiyle sonuçlanınca 12 Mart'ta bir karambol yaşandı. Yani asker kendi içinde ihtilafa düştüğü, kendilerinden biri üzerinde ittifak edemediği için 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 gibi bir hareket olmadı ama böyle ikisinin yarısı gibi bir olay olarak geçiştirildi 1971 12 Mart müdahalesi. O günlerden sonra da ivmesini kazanmış olan İslami gelişmeler, özellikle gençler arasında Kur'an'a yönelerek mesafe kat etmeye başlamış, 80'li yıllara gelindiğinde ortalık ana baba günü olmasına rağmen, hatta 80'e gelinmeden yani 79'un Şubat'ın ortalarında komşumuz olan İran'da meydana gelen devrimin bütün dünya tarafından İslami bir devrim olarak algılanması, Türkiye'deki İslami gelişmelerin ivmesini de tüm dünyadaki gelişmelerin ivmesini olduğu gibi artırıcı etki yapmıştı. İran'daki hareket kimsenin başta Batı olmak üzere ummadığı bir siyasi gelişme olmuştu. Zira asırlardan beri Müslümanım diyen halklardan kaynaklanan bir hareketin olmadığı bu bölgede halklara ölü gözüyle bakılıyor. Ölüden de bir hareket, bir tehlike umulmuyordu. Nasıl ki en emin yer olarak mezarlıklar bilinir. Gerçekten mezarlıklarda ölüler kalkıp insana bir şey yapamayacağı için insanın sığınacağı, saklanacağı yeri olarak çoğu zaman mezarlıklar seçilir. İşte Doğu'nun geleneksel Müslüman halkları da bir bakıma toprağın altında ya da kendi üzerlerinde ölü toprağı bulunduğundan mezarlık gibi görülüyor ve Batı kendisini Doğu'da çok emin hissediyordu. Türkiye'de, Mısır'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suriye'de, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, İran'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Malezya'da böyle olunca da herhangi bir şey Batı'nın çıkarlarına ters düşecek, İslam'ın çıkarları lehinde bir gelişmeyi Batı aklından bile geçirmiyordu. Ama hiç ummadığı şey oldu ve daha dibacesi başlangıcı da bulunan İran'daki hareket 1978'in Haziran ayından itibaren ivmesini artırmaya, tırmanmaya başladı ve tüm İran halkını içine çeken bir anafor oluşturarak 1979'un Şubat ortalarında Şah'ın İran'ı terk etmesini takiben Ayetullah Hümeyni'nin, Allah mağfiret etsin, İran'a dönüşüyle sonuçlanan bir devrimi başardığını bütün dünyaya gösterdi. Gerçekten asırlardan beri benzeri görülmeyen bir hareket, halkı Müslüman olan ülkelerde bu şekilde kendini gösterince Batı ilk defa ömründe yumruk yemiş, ilk defa tuş olmuş yahut tuş olmuş bir güreşçi veya nakavt olmuş bir boksör gibi kafası yıldızlar saymaya başladı. Yani nasıl olur? Hep alay ettiği, dönüp dolaşıp kendisini tahkir ettiği, küçük düşürdüğü, istediği zaman vurduğu, dövdüğü, sövdüğü bu Doğu nasıl olur da kendisine kafasını döndürücü bir tokat veya bir yumruk atar, bunun acısını da içerisinden çıkaramadı. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi Türkiye'de işte İran'daki devrimin de verdiği ya da artırdığı korkuyla yapılan bir askeri müdahale olarak İslami gelişmeleri kontrol altına almak, bunun biz Türkiye'de adına İslamizasyon politikalarını geçerli kılmak da diyoruz.
onun ne manaya geldiğini anlatmaya çalışacağım, için bir başlangıç oldu. Artık eskisi gibi halkı Müslüman ülkeler İslam'a karşı çıkılmak suretiyle İslam'dan uzaklaştırılamadığından her geçen gün İslam'a ne kadar karşı olunursa olsun Müslümanlar tepip geldiğinden, hani suyun kardığı gibi akıntısını önleyemezseniz, gelir gelir önüne engel koyarsanız doldukça geriye doğru karmaya başlar. Onun gibi bir gelişme gösterdiğinden Batı ne yapıp yapıp bu barajı yıkacak suları barajı yıkmaması için dolu savaklar açıp boşa akıtmak istiyordu. Bu sebeple de henüz gençler bazında tüm ülkeyi saran ve bütün gençleri içine alan boyutlara ulaşmamış olsa dahi bu İslami gelişmeleri kendilerinin geliştirecekleri İslami gelişmeler ile engellemeyi resmi politika haline getirdiler. Yani İslam'ı İslam'la engelleme, demiri demirle kesme gibi. Nasıl, hangi İslam'ı hangi İslam'la engelleyecekler? Halktaki basit, pasif ve özünden uzaklaştırılmış, diğer bir tabirle şartı beşe indirgenmiş İslam'ı, gelişmekte bulunan ve Batı'nın menfaatleri için tehlike olduğunu her haliyle belli eden Kur'an'daki İslam'ı önlemek için kullanacak idiler. Nitekim de öyle yapmaya başladılar. 12 Eylül yönetimi hazırladığı ve halk oyuna sunduğu 82 Anayasası'nda din eğitimini mecburi hale getirdi ki laik Türkiye Cumhuriyeti için bu olacak iş değildi. Nasıl bir din eğitimi? Halk bazında rejime zararı olmayan, Türkiye'deki rejimi esas itibariyle değiştirici bir istikamet göstermeyen, en dindarının Atatürk olduğu bir Müslümanlığı anayasada efendim halka zorla okutmak, öğretmek üzere din dersi koydular. Ve bu din dersi kitaplarında kimileriniz görmüştür çocuklarınıza okutuldukları en dindar Müslüman Atatürk'tü diye kargaların bile güleceği şeylerin yazıldığı kitaplar halen okutuluyor. Tabii bu ne kadar tutardı, yani çocuğun aklı ermiyor, en dindar Müslüman peygamber mi Mustafa Kemal mi, nereden bilsin çocuk, ama işte okuduğunu papağan gibi geliyor, evinde de tekrar diyor, anne diyor işte, en baba ya en dindar Müslüman Atatürk'müş falan deyince babası hadi lan oradan diyor, kağıta olur yanlış yapmışlar falan. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar bile devam edemedi, kokusu ortalığa çıktı, herkesi kendine güldürür hale geldi. O gün bugündür sürekli olarak Türkiye'de rejimle daima entegre olmayı esas şiar edilmiş kitleler, gruplar, geleneksel anlayış sahipleri, tarikat ve tasavvufa dayalı geniş kalabalıklar hep rejimin yedeğinde, rejimin desteğiyle mesafe kat etmeye, kalabalıklarını artırmaya ve nüfuzlarını daha da geniş alanlara yaymaya başladılar ve devam ediyorlar. Şu anda bu gruplardan bir grubun Türkiye Cumhuriyetler'de 23 tane ve 33 tane kolej açtığını biliyoruz. Her kolejin 5 milyar liraya mal olduğunu hesap ederseniz 165 milyar lira yalnız özel kolej açmasıyla tanınan o grubun 5 Türkiye Cumhuriyeti'de 5 kolej açtığını, 33 kolej açtığını biliyoruz. Ayrıca aynı grubun Moskova televizyonunun kanallarından birinden 5 saat kiraladığını ve hüngürdekli vaazlarıyla kasetlerini Türkiye Cumhuriyetler'de ve Kazakistan'da yayınladığını biliyoruz. Yine aynı grubun Türkiye'de çıkardığı gazetenin Nahçıvan ve Azerbaycan baskılarında laik ve milliyetçi, Türk milliyetçiliği yapan baskılar çıkardığını biliyoruz. Bize geliyor ve yakında İktibas dergisinde Türkiye'de çıkan gazeteyle, aynı gazeteyle orada basılan gazeteler arasındaki mesaj farklarını açık bir şekilde halkın gözünün önüne sunacağız. Halk, millet kendi karar versin. Yani karakolda şaşanlar mı, yahut bilmem ne olanlar mahkemede ne haldeler? Yani Türkiye'de nasıl Müslümanlar, oralarda nasıl Müslümanlar?
Oraların haritada yerini göstermekten aciz olan insanlar oralarda cirit atıyorlarsa işin çıkar işe. Omuzu kalabalıklar karışmış karanlık kişiler yol gösteriyor demektir. Öyle anlaşılmalı. Dolayısıyla oralara bunları ellerinde tutup götürenler bizim gibilere günün birinde yer kalmasın için bizim gibiler, bizim gibi düşünen Kur'an'daki İslam'ı öne çıkarmaya çalışanların oralara vardığında oturacak döşek bulamaması için şimdiden hazırlık yapmak üzere bu yardımı yaptıklarını, onlara yardımcı olduklarını söylemek hiç de abes olmamalı. Çok açık bir şekilde şu anda Türkiye'de Müslümanları anaforuna kaptırma planları yapan bir siyasi parti hazırlığı var. Çünkü 12 Eylül sonrası kurulan partiler de Türkiye'de istikbal vaat etmez hale gelmiş durumdalar. Ve birer atımlık varlıkları olduğundan bunları attılar, harcadılar ve bitti. Tutacak tutacak şeyleri kalmadı. Örneğin şu anda iktidarda bulunan Süleyman Demirel'i Türkiye siyasi hayatı 25 seneden beri tanır. Hatta 27 seneden beri ilk defa 1964'te Suat Hayri Ürgüplü'nün yanına hani eke öküzün yanına tortosunu koşarlar da çift sürmesini öğretirler ya, onun gibi koşulmuş ve başbakanlık kendisine öğretilmiş Amerikan isteği üzere. O gün bugüne de işte Adalet Partisi'nin daha sonra da DYP'nin başkanı olarak bildiğimiz başbakan olan şu anda Süleyman Demirel. Bu adamın İslam tarafında tövbe bir cincik bir bezi yok. Yani bir burun silimlik bezi bile yok. Olduğu olası da olmadı. İslam'la uzaktan yakından alakası olmamasına beraber dinine pelesek ettiği bir Cenab-ı Allah lafı vardır. Gerekli gördüğü yerde onu kullanır. Ara sıra da kurdele keserken Bismillahirrahmanirrahim hayırlı olsun der. Kurdelesini kestiği fabrika şarap fabrikası mıdır yoksa bilmem kereste fabrikası mıdır fark etmez onun için. Ne olsa avanak halk besmeleyi çektim ve açtığı fabrikanın içki fabrikası mı kereste fabrikası mı olduğuna hiç bakmaz. Öyleyse o avanakları da böyle ayakta uyutmak lazım. O da uyutuyor işte. Afiyet olsun. Evet, bu son kahramanlığını göstermek, son marifetlerini göstermek üzere bildiğiniz gibi 20 Ekim seçimlerinde işte ortaya çıkarak işte enflasyonu 500 günde düşüreceğim, anarşiyi bilmem terörü 500 günde sıfıra indireceğim, işte şunu şöyle edeceğim ve yolları asfalt edeceğim diyerek bildiğiniz gibi geldi ve işte tek başına iktidar olamadıysa da uyumlu, uyuşuk işte öyle kısa pantolu bir ortaokul talebesi gibi Erdal İnönü'nün başında bulunduğu CHP ile birlikte iktidarı rakipsiz bir şekilde yürütüyor. Aradan 500 günün dolmasına pek az zaman kaldı. Çünkü 20 Ekim'den 20 Ekim'e 365 gün. 20 Ekim'den bugüne de aşağı yukarı 45-50 gün geçti. Yani 500 günün dolmasına fazla bir vakit kaldı sayılmaz. Hadi 3 ayı kaldı diyelim. 100 günü kaldı. Ama geride kalan 400 gün içerisinde indireceğim dediği enflasyonu en az birkaç puan daha fazlasıyla yaşadığımızı görüyoruz. Terörün, anarşinin yine birkaç puan fazlasıyla ve daha fazla kesimleri rahatsız eden boyutlara ulaştığını görüyor ve müşahede ediyoruz. Bütün olayları böyle mütalaa etmek lazım. Bu bakımdan halka artık bugünkü DYP ya da işte yılların Süleyman Demirel'i yaşlanmış bir kenara çekilmesi gereken bir siyasi durumdur. Ve gençleşmesi, siyasi kadroların gençleşmesi arzusu siyasi mahfillerde de çok konuşuluyor. Bu itibarla artık Demirel'in bundan sonraki Türkiye siyasi hayatında herhalde işte geriden bir katkısı belki olabilecek dinamik bir siyaseti bırakmak zorunluluğu görünüyor kendisine. Daha dün gelecek kadar yakın zamanda Turgut Özal'ın kurduğu ANAP'ın da yine göstereceğini gösterdiği, yapacağını yaptığı ve artık yapacağı bir şeyin kalmadığını da yine kamuoyu gördü. ANAP olarak ne yaptıysa rakipsiz bir iktidar, 287 milletvekiliyle meclise girmiş bir iktidar olarak onları yaptı ve bitti. Şimdi Mesut Yılmaz'ın
Turgut Özal'la arasında çıkan ihtilaf da onu gösteriyor ki Mesut Yılmaz tek başına bu işi götürecek boyutta kimse değil. Diğer partilere gelince solun SHP en büyük partisi olmasına rağmen eski kapatılmış partilerin açılmasına müsaade eden kanun çıktıktan sonra CHP'nin de ortaya çıkması, diğer partilerin de ortaya çıkması, solu zaten iki başlı halde bulunan solu bir de üçüncü başı ekledi. Deniz Gezmiş de üçüncü başın yani CHP'nin başı oldu. DSP bir zamanların mavi güvercini Ecevit, Anadı, Bolu filan kırık vaziyette tek telekle uçmaya çalışan bir işte yuvasından düşmüş karga yavrusu gibi herkesi acındırıyor yani haline. Bu bakımdan solun da pek istikbal vaat ettiği ya da kendisinde Türkiye'nin siyasi hayatı açısından istikbal görebildiğini söylemek pek mümkün görünmüyor kanaatimiz. Diğer yandan 1969'dan bu yana Türk siyasi hayatında Milli İnsan Partisi, İslamet Partisi ve 12 Eylül rejimine müsaade ettiği zamandan bu yana da Refah Partisi olarak isim değiştiren ama ne kadro, ne fikir, ne kafa, hiçbir şey değiştirmeden varlığını sürdüren ve bugünkü adıyla Refah Partisi'nin de bütün imkanlarını 23 yıllık bir mazi içerisinde Türk seçmeninin %10'unu aşamayan bir performansta kaldığını da görüyoruz. Çok küçük bazda yapılan Türkiye'deki seçmen sayısının 1/200'ünün ancak seçimlere katılabildiği bazı belediye seçimlerini baz alarak o belediye seçiminde alınan oyların tüm genel seçimlere teşmilinin mümkün olmadığını iyi hatırlamak lazım. Çünkü belediye seçimleri daima milletvekili seçimlerinden farklı sonuçlar vermiştir. Siz de biliyorsunuz. Mesela iktidar falan partideyken belediyeleri tam tersi muhalefetteki partiler kazanmıştır. İktidar filan partideyken de öbür türlü ola gelmiştir. Belediyelerin daha özellikli seçimleri olan şeyler. Bu bakımlar kimilerinin şişinmesine rağmen göründüğü gibi olmadığı olayın nihayet 274 bin seçmenin toplam olarak katıldığı bir son belediye seçiminde bu partinin işte İstanbul'da 3, 4 veya 5 ilçede kazanmış olması önümüzdeki genel seçimlerde o boyutta milletvekili seçimine oy alacağı hevesine onları düşürmüşse de bunun böyle olacağını söylemek çok yanlış verilere dayanmak olur. Yine Türk İş'in başında bulunduğu vaktiyle adı Milliyetçi Hareket Partisi, daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisi şeklinde çalışmalarını sürdüren Ülkücü Hareket'in, yani esas itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının devamından başka bir ideolojisi bulunmayan bu partinin de aralarında 12 Eylül öncesi ve sonrası cereyan eden bir takım olaylar sonucu çok büyük gelişmeler olduğu, onların büyük kesiminde inkısarların, ümit kırıklıklarının, hayal kırıklıklarının doğmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bunun sonucu bugün MHP ile MÇP iki ayrı parti olarak, birisi Türk İş'in liderliğinde, diğeri de Sadi Somuncuoğlu'nun açılan eski kapatılmış parti olarak MHP'nin başında bulunduğu bir siyasi İki başlılık sürerken o cephede, diğer yandan partinin dinamik gücünü teşkil eden nice kimsenin de o partiden ayrıldığını, örneğin onlardan Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bu partilerle ilişkisini kestiğini ve o partilerden bulunan yakınlarından bir taban oluşturarak gençliğini de göz önünde bulundurup Türkiye'nin istikbali açısından kendine göre hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Yine Anaf'tan kopan Hasan Celal Güzel'in ayrı bir siyasi oluşum içerisinde hareket ettiğini ve işte Yeni Doğuş Partisi veya Yeniden Doğuş Partisi midir kurduğunu takip ediyorsunuz. Biz yakından takip ediyoruz bunları. Şu ana kadar bahsetmediğim ve asıl sona saklamamın sebebi de önümden olsa gerek. Sona bıraktığım siyasi gelişmenin içinde ve başında bulunan isim ise
sağın hemen tümüyle toplaması istenilen, bunun için kendisine yeşil ışık yakıldığı kanaatını taşıdığımız, bizimle de vaktiyle sıkı sıkı görüşmüş, saygılarını hiç eksik etmemiş bilmem ne filan ama bildiğini okumasıyla da aramızı açmış ya da aramızı açık engeller koymuş birisi olarak Aydın Menderes'ten bahsetmek istiyorum. Gerek Muhsin Yazıcıoğlu Menderes bizimle güya konuşarak bizim desteğimizi mi umuyorlar, nasıl yüz buluyorlar, ne şekilde umuyorlarsa hiçbir şekilde onların yapmak istedikleri işin İslam'a uygun olmadığını kendilerine söylediğimiz için kesin kes ümit kırıklığıyla bizden uzak durdular, duruyorlardı. Zaten biz de onlara hiçbir zaman yakın durmadık. Yani biz İslam'a yakın durana yakın durmaktan başka bir şey yapmamaya azami gayret gösterdik hayatımız boyunca. Kanaatımız o ki 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in başkanlığındaki Demokrat Parti'ye Batı, 1950 öncesinin Atatürk'ü, İnönü'lü, böyle Stalinvari rejiminin, Stalinvari uygulamalı rejiminin nasıl etkilerini azaltmak ve halkı tamamen soğutmuş, bütün çıkarıp biraz olsun rejime yaklaştırmak, ısındırmak düşüncesiyle Demokrat Parti Türk siyasi hayatında gündeme gelmiş, getirilmiş ise aradan 42 yıl geçtikten sonra da oğlum Aydın Menderes başkanlığında ya da onun adı altında meydana getirilecek sağdaki en büyük birleşmenin Hasan Cemal Güzel'inden Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar ANAP'ın hemen tamamına yakınından özellikle Turgut Özal tarafında bulunanların, Keçeliler tarafında bulunanların katılımıyla, diğer yandan DYP'nin tabanından eski demokratlar ve Adnan Menderes nostaljisinin etkisiyle oğlu Aydın Menderes'i desteklemek isteği taşıyanların da katkısıyla daha az layık görüntülü, biraz daha yeşile boyanmış, yani yeşilinin tonu biraz daha koyulaştırılmış bir siyasi parti önümüzdeki 93 yılında doğacak öyle görünüyor ve seçimlerde onun iktidara gelebilmesi ya da en çok oyu alabilen parti haline gelebilmesi için her türlü çalışmalar yapılacak. Bizim bugünden gördüğümüz siyasi gelişmeleri yorumlayan, yorumlayabilen kimse olarak kanaatımız bu. Ama Müslümanlar bilmeli ki bu hareket de yine Müslüman olanları aldatıcı, onları kandırıcı, İslam getirmesi ya da İslami gelişmeleri teşvik etmek, artırmak değil, bilakis onları yavaşlatmak ve Kur'an'daki İslam'dan rejimin razı olduğu İslam istikametine insanımızı çekmek için ortaya çıkan siyasi oluşumlar olarak değerlendirilmeli. Gerçek de böyledir. Nasıl ki Turgut Özal da aynı işlevi kısa bir süre içinde olsa 83'ten 90'a kadar yaptıysa onun ANAP, nasıl yıllar önce Adalet Partisi, Demokrat Parti'ye vekaleten piyasaya çıkarılmış bir siyasi parti olarak aynı işlevi yapmışsa, her geçen gün İslam'a daha fazla yönelen ve eskiye nispetle bilerek yönelen, Kur'an'daki İslam'ı okuyarak, onu tanıyıp ahlak edinmeye çalışarak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tanıyarak İslam hakkında ilgi sahibi olan geleneksel İslamcılardan farklı bir İslamcılık bu. Yani esas bazına İslam'ı oturtarak İslamcılık yapanların çoğaldığı Türkiye'de artık daha kolay yollarla insanımızı aldatmak güç olduğundan daha girift yollara, daha çok bize benzeyen görünümlerle piyasaya çıkmak zorunluluğunu hissediyoruz siyasiler. Amerika resmen Graham Fuller diye bir doğu uzmanı, Türkiye uzmanı, CIA adalı uzmanına bir rapor hazırlatıyor ve Dışişleri Bakanlığı, Pentagon bu raporu Amerikan dış politikası olarak, İslam ülkelerine yönelik dış politikası olarak uygulanmasını istiyor. Bu Fuller denilen adamın Türkiye ile ilgili izlenimleri ve Türkiye'de uygulanmasını tavsiye ettiği, Amerikan hükümetine tavsiye ettiği siyasetin özetini şöyle vermek mümkün.
İktibas dergisinde de bu konuda epeyce yayınlarda bulunduk. Daha evvel epeyce şeyler yayınladık. Hatta adamın beyanını aynen aktaranların yazılarını dergiye. Diyor ki Amerika artık Türkiye'de kesinlikle İslam'a karşı çıkmamalı. Bu halkın İslam'ı olmalı. Yani Amerika'nın karşı çıkmayacağı İslam, halktaki İslam olmalı. Hatta halkın İslam'ına daha sıcak baktığını açık açık belirtmeli. Ondan yana olan işte tarikat şeyhlerini, efendileri, bilmem liderleri falan yanına almak için onlara yardımcı olmalı, parasal yardım da yapmalı, sıcak bakmalı. Asla radikal İslam diyor Batılılar, biz Kur'an'daki İslam diyoruz. Radikal İslam'a karşı açıkça bir karşı koymada bulunmamalı çünkü ona karşı açık karşı koyma tepkiyi daha büyük boyutlara çıkarıyor. Bu bakımdan ona düşmanlığını en altından yapmalı ama halkın gözüne görünecek şekilde de geleneksel Müslümanlığı yani halktaki şu şartı beşe indirgenmiş Müslümanlığı da desteklemeli. Hatta açık açık alenen onlardan yana olduğunu belirtmeli. Yani bu sonuç olarak şu demektir ki geleneksel Müslümanlığı örgütleyip Kur'an'daki İslamiyet'in karşısına, Kur'an'daki Müslümanlığı karşısına çıkarmak ve geleneksel anlayışa sahip olanlara Kur'an'daki Müslümanlığı tepeletmek. Amerika'nın bundan sonraki Türkiye için ve diğer halkı Müslümanın ülkeler için kişilik politik. Bu konuda Müslümanların çok müteyakkız olmaları, çok tedbirli olmaları gerekiyor. Çünkü yıllarca rejim Müslümanlarla bizzat uğraştı. Yaka paça birbirine girdiler. Rejimin de yakası paçası çok yırtıldı. Yani halkın gözünde değeri düştü. Ve bundan sonra rejim artık bunu yapmak istemiyor. Dikkat edilirse 163. maddeyi kaldırdılar. 141-142 zaten kaldırdılar. Kaldırmasalar ne yazardı yani. Marksizmin güneşi olan Rusya, bak güneş battıktan sonra oradan ışık alarak, parlayan ışık veren ay, ışık verip duracak halde değil ya. Güneşi karardıysa, o güneşten ışık alan ay dünden kararır. Türkiye'de işi bitti onların ama İslam için söz konusu değil bu. Yani İslam daha yeni parlamaya başlıyor, daha yeni ölümden kurtuluyor, nikahatsız dönemine geçerek diriliyor yani. Üzerine ölü toprağa serpilmiş Müslümanların İslam dünyasının bir ucundan diğer ucuna canlanma işaretleri gösterdiği, kıpırdanmalar içinde olduğu, elinin, kolunun, baldırının, bacağının, sırtının, böğrünün kımıldamaya başladığını herkes hissediyor. Onun için bunu engellemek yine daha eskiden olduğu gibi kendi elleriyle yapmak istedikleri bir işti. Bundan sonra artık Müslümanlara bu işi yaptırmak istiyorlar. Çünkü Müslüman, Müslümanla cederleşirse, Müslüman, Müslümanla engel olmaya kalkar, önüne geçerse, o zaman rejimin zarar görmesi söz konusu olmayacaktır. Siz birbirinizi kırıyorsunuz, siz birbirinizle şöyle şöyle cederleşiyorsunuz, yapmayın, etmeyin diye hakem rollerine de soyunmuş olacak, tarafsız görünecek rejim. Bu çukura düşmemek lazım. Yani her ne kadar aldansa, bilmese, yanlış yolda da olsa Müslümanların sürekli olarak Kur'an'daki İslam anlatılmalı, onun ahlak edinilmesi insanlar üzerinde sürekli uygulanmalı. Başka türlü yapılacak bir şey olduğu kanaatini taşımıyoruz. Dikkat ediyoruz, sıradan bir vaizin Ankara Kocatepe Camisi'nde Van'dan Edirne'ye kadar yüzlerce otobüsle taşınan Türkiye'nin her tarafından gelen insanların bulundurulduğu 40 bin kişilik bir şov yaptırılıyor. Bu adam ise vaazlarında hurafeden başka bir şey anlatamayan, çünkü tüm bilgisi hurafeden öteye geçmeyen bir adam. İken Türkiye'deki Müslümanların gözünde bu adam büyütülmek, kahraman, lider, önder, abi, asıl ve hakiki lider konumuna getirmek isteniyor. Bunun karşılığında rejim bu adamı ve taraftarlarını böyle pohpohlar, onlara imkanlar hazırlarken öte yandan bu adamlar seçimlerde kendilerine bu imkanı hazırlayan siyasi iktidarın sahibi olan partiye oylar kullanıyorlar. Yani aynı adamın taraftarları düne kadar yapılan seçimlerde oy kullandılar.
Anadolu'da bir laf var, eşek eşeğe ödünçle kaşır diye. Bunlar birbirlerini ödünçle kaşıyorlar. Yarın bu oluşum başka türlü cereyanımızı. Mesela Türkiye'nin her tarafında istediğimiz anda teşkilatımızı kurmaya hazırız. Halktan gelen istek bu diye kendine güvene güvene, girine girine beyanat veren Aydın Menderes, bizim örgütünü, kuracağı partinin örgütünü Türkiye bazında Fethullah Gülen'in adamları üstlenmiş ve şimdiden anlaşmış durumda. Çünkü yıllardır bu ülkede, Türkiye'de bu işlerle biz yakından ilgilendiğimiz için bu konuyla ilgili, benzeri konularla ilgili kimde kırık kırpık veya dişe dokunur veya hafif veya ağır, çok veya malumat varsa hepsini mıknatısımız çekiyor, millet gelip bize anlatıyor, bizim yaptığımız temaslar, sondajlar da onu gösteriyor. Bu onu gösteriyor ki, yani giderek onun başında bulunduğu partiyle yeni bir taze kan rejime vermek, bu rejimi daha yeni canlanmış da cumhuriyetten, layık demokrasiden uzaklaşıyor ve İslam'a yaklaşıyor imajı, süsü vermek için onun konuşmalarında daha serbest davranacağını görüyoruz. Nitekim bugüne kadar yaptığı, halkın karşısında yaptığı toplantılarda sarlettiği cümleler de bunu açıkça gösteriyor. Zaman zaman biz hemen hemen her sayı onunla ilgili gelişmelerden okuyucumuzu haberdar etmek için iktibasta ondaki çelişkileri sergileyen, ondan sadır olan haberlerden oluşan bazı haberler veriyoruz ki okusun okuyucumuz da, bizim kadar yakından takip edemiyor, bari bizim hastamızla olup bitenlerden haberdar olsun istiyoruz. Adım adım izlendiği takdirde onun ne yapmak istediği, daha doğrusu rejimi elinde bulunduran sağlam güçlerin onun eliyle neler yaptırmak istediği çok açık bir şekilde ortaya çıkarılır. Ve Müslümanlar yeniden büyük bir aldanmanın içine atılmak, aldanmaya sürüklenmek istemiyorlar. Kendisini kullanmasını bilmeyenleri sürekli olarak bilinir ki başkaları kullanır. Siz kendinizi kullanmazsanız, siz kendinizi Kur'an'daki İslam'a kullandırmazsanız, onunla yönlenip onunla yönlendirilmez iseniz, kesinlikle bilesiniz ki sizi, sizdeki bu boşluktan yararlanarak başkaları kullanır. O başkaları da herhalde İslam olmayan başkaları olur. Ve Müslümanlar Allah için yaptıklarını sandıkları işlerle, davranışlarla, verdikleri oylarla, pohpohlamalar, şunu bulup içine takılmalarla İslam'ı engellemek isteyenlerin imkanlarını artırırlar. Bu imkanların daha da artması için kendi gayretlerini katmış olurlar. Yani Allah'a sonuç olarak hesabını veremeyecekleri işler yapmış olurlar bugüne kadar olduğu gibi. Evet. Soru sormak isteyen. Evet. Biz bugüne kadar İktibar Sergisi'ni okuyoruz artık. Sizden yazılarında ve yorumlarında da okuyoruz. Ve bu az önceki konuşmanıza değindiniz. Ve Refah Partisi'nin bugüne kadar Türkiye'deki Müslümanları ve tarih tatarının desteğinde veya diğer cemaatlerin desteğinde Müslümanları rejime entegre ettiğini okudu. Acaba bu konuda biraz daha tatmin edici örneklemelerde bulunursam memnun olmasın. Rejime entegrasyon, yani rejimle bütünleşme, entegrasyon bütünleşme demek. Bütünleşme şu demektir, malumunuz. Rejim bir şeyin nasıl yapılmasını istiyorsa, sizin de yani hasmının da o şeyi o şekilde yapmasını sağlamaktır. Örneğin, gelin parlamentoya girin, beraber konuşalım mı diyor, buna evet demenizdir. Kanunları yasama meclisi yapsın diyor demokrasiler. Siz de diyorsunuz rejimle bütünleşiyorsunuz demektir. Rejim haramı helali, iyi kötüyü, eriyi doğruyu parmak sayısıyla belirleyelim diyorsa ki demokrasilerde geçerli ölçü budur. Siz buna evet diyorsanız o zaman rejimle bütünleşiyorsunuz demektir. Şimdi bu bütünleşme, bu entegrasyon olayı Almanya'da yaşayan sizlerin de gündeminde bulunan bir olay. Almanlar sürekli olarak, yani Türkler burada yaşayacaksa Alman toplumuyla entegre olmalı, bütünleşmeli demiyorlar mı? Yaşamıyor musunuz?
Bunun için ne yapıyorum? Çocuklarınızı kendiniz okulda filan okutmaya kalksanız olmuyor. Onların okuluna göndereceksin. Onların okulunda bir Hristiyan çocuğu laik, demokratik anlayışla nasıl yetiştiriliyorsa aynı dersi sizin çocuklarınıza da veriyor. Kendiniz belki birinci derecede onların istediği gibi olmadıysanız bile çocuklarınızı bakıyorsunuz. Büyüdükçe onların okullarına gittikçe, onların öğrettiği dersleri öğrendikçe, onların anlattığı, istediği kafa yapısında yetiştirmeye başladıkça size yabancılaştığını, birer adı Mehmet, Ahmet, Hasan, Metin, Yavuz olan böyle yarı Alman çocuğu haline geldiğini neredeyse görüyorsunuz. İşte bunu size bastırıyor Alman hükümeti. Yani ya çek git diyor Türkiye'ye, siz de kıyamıyorsunuz buradaki mavi mavi masmavi marklara. Ya da diyor, bizimle entegre olacaksın. Yani bu işin şakası yok. Hani öyle burada oturuyorsan bu böyle diyor. Ve buna bir ucundan kıyısından millet he diyor. Burada oturmaya devam ederek he diyor. Görüyoruz, siz de görüyorsunuz. Nice Türk çocukları var, Türkiye'li çocukları var, Müslüman çocukları var. Müslümanlığını ispat etmek için 100 şahit de yetmez, 300'ü de yetmez. Neyin sonucu bu? Buradaki bastırmanın sonucu. Rejim istiyor ki Alman hükümeti bizimle toplumumuzla entegre olasın, bütünleşesin. Bütünleşirsen diyor, tamam bir Alman gibi yaşa, ben de sana pasaport vereyim. İstediğin zaman buraya gel, istediğin zaman Türkiye'ye git. Zaten kendi toplumuna yabancılaştıktan sonra Türkiye'ye gelsen ne olacak? Oraya da yabancılanmışsın, yani dışlanacaksın. Nitekim Türkiye'de de doğru dürüst kabul görmüyor bu şekildeki entegre olmuş tipler. Öyle değil mi? Akrabası, yakını, emmisi, dayısı, konusu, komşu ya bu konuştuğu dil Almanca. Zaten çoğu siz yaştakilerin, burada büyümüşlerin çoğu Türkçeyi sonradan öğrenmiş. Türkçe ikinci dili Almanca ana dili sanki. Öyle değil mi? Bakıyorum biz küçükken öyle gavurlarla konuşurduk. Var yapmak bilmem şunu filan diye yavruyla. Bizim Türkler de Türkçeyi böyle konuşuyor şimdi. Hani Kızılderili Türkçesi gibi. Filmlerde var ya. Bu entegrasyon işte. Siyasi bakımdan entegrasyon da varlık olarak kendi içinde, kendi sisteminde sizi eritmek için söylediklerini yapmaya çağırır. Çağırmakla kalmaz. Söylediğini yapmanız halinde mükafat göreceksiniz. İşte bakan olacaksınız, milletvekili olacaksınız. 45 milyon lira maaş alacaksınız. Buyur. Bu efendim size insanlar, milletvekili beyefendi peşinizde koşturacak işini gördürmek için. Siz nüfuzlu olacaksınız filan. Bu gibi zaaflarla siz milletvekillerine soyundunuz mu? O size şeyi, yılları taktı bil yani. Çünkü onun sistemin içerisindesiniz. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu benim yazıhaneme geldi iki arkadaşıyla diyor ki dedim sen hem İslamlaşmaktan bahsediyorsun, Müslüman oldum diyorsun, fikirden vazgeçtim. Hem de Muhsin Bey, bu rejimde milletvekilliği yapıyorsun. Ne kelime bu yani, nasıl oluyor? Ben diyor başka bir şey düşünmüyorum. Niye dedim düşünmüyorsun? Bu rejim diyor bana bir takım imkanlar veriyor. Ne imkanı? Milletvekili olma imkanı dedim. Bana da veriyor. Ama imkanı başında paralansın, ben kabul etmiyorum. Sen niye kabul ediyorsun? Efendim, bu imkanlardan yararlanarak ben İslam'ı getireceğim dedim. Yani ne derler, anan güzel mi derler adama, yani bu kadar bu iş, bu yoğurdun bulduğu nerede? Bu kadar avanakların elinde mi Türkiye Cumhuriyeti rejimi? Ha? Nerede havanak var, onlar mı yönetiyor, hiç akıllısı yok mu yani? En akıllı sen mi çıktın? Hiç olacak iş mi bu? Hiç dedim kendimizi kandırmayalım. De ki ben milletvekili olmasam ne olurum, sıradan vatandaş olmayı da ben istemiyorum. Diyorsun ayrı mesele. Ama milletvekili oldun mu rejimin adamı olursun. Çünkü o parlamento çatısı altında yasama meclisinin bir üyesisin. Kanun yapımına karışıyorsun. İslam'da meclisler asla ve kata kanun yapımına karışmazlar. Meclisler İslam'da danışma meclisleridir. Kanun yapma meclisi değildir. Dedi, ben öyle anlattım, bakın dedim Kureyş ona böyle böyle teklifte bulundu bilmem ne yaptı. Hatta diyorlar ki Kureyşler, bak Muhammed diyorlar, sen akıllı başlı bir insansın.
kavmimizin, kabilemizin, şu Kureyş'in ileri gelen şerefli bir ailesinin çocuğusun, beni Haşim mensubusun. Ama akıllı bir insansın da, emin de bir insansın. Fakat şu yaptıklarını biz aklımıza sığdıramıyoruz, müşrikler söylüyor Peygamber'e bunu. Ne yapıyorsun? Kavmin, kabilenin ileri gelenleri olan bizleri bırakıyor. 8 tane köle, 4 tane delikanlıyla düşüp kalkıyorsun. Hiç sana yakışıyor mu? Sana bakan da yanında 8 köle, 4 delikanlı gördüğü için onları adam yerine koymadığından seni de adam yerine koymuyor. Niye? Bizlerle anlaşıp uzlaşıp da bizi yanında görenlerin gözünde adam yerine konulmak istemiyorsun. Sen bizimle anlaşır uzlaşırsan biz senin yanında yer alırız. Sana bakanlar da Kureyş'in ileri gelenler de senin yanında gördükleri için herkes gelir. Ama sen böyle yapmıyorsun. Bu teklif gerçekten çok cazip bir teklif. İnsan dayanması güç bir teklif. Bu noktada Allah-u Teala şu vahyi gönderiyor. Diyor ki, seni sağlamlaştırmasaydık az daha onlara meyledecektik. Seni sağlamlaştırmasaydık az daha onlara meyledecektik. Arkasından gelen vahide diyor ki, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Kafirlere de ki, لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Bu durumu böylece bir tespit edelim. Artı, şunu da bilin ki bugüne kadar ben sizin taptıklarınıza tapmadım değil mi? Bundan sonra da tapmayacağım. Böyle bir şey ummayın. Çünkü Kureyş'in teklifinin sonunda, hani sen o azınlığına rağmen bak biz kavmin ileri gelenleri ne kadar cömertiz. 50-50 anlaşalım. Bir gün senin Allah'ına tapalım, bir gün bizim putlara tapalım diyordular Peygamber. Hani bak nasıl kerem sahibi senin kavmin ileri gelenler. Senin yanında 8 tane köleyle 4 tane delikanlı var. Ya bizim yanımızda tüm Mekkeliler bizim yanımızda. Buna rağmen bak nasıl cömertiz. Hadi bir gün senin Allah'ına tapalım, bir gün de bizim putlara. Yani yarı yarıya biz vazgeçtik. Ya. Senin neyin bu arada vazgeçmiyorsun? Bunun için ayrıca teşekkür etmeli, takla atmalısın demeye getiriyorlar. Ama Allah-u Teala böyle söylüyor, onların önünü kesiyor. Diyor ben, de ki onlara ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum, sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Bu bir. İki, ummayın ki bundan sonra da ben sizin taptıklarınıza taparım. Böyle bir umutunuz kalmasın, ümidiniz kalmasın. Siz de öyle bir hal ortaya koyuyorsunuz ki, bugüne kadar benim taptığım Allah'a tapmadığınız gibi bundan sonra da tapacağınıza dair en ufak bir ümit bırakmıyorsunuz bende, doğurmuyorsunuz. Öyleyse, lekum dinikum öyle değil. Sizin dininiz sizin, benimki de benim. Yani siz bildiğinizi okuyorsunuz, ben de bildiğimi okuyacağım demek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bundan sonradır ki Allah-u Teala kalplerdeki zayıflığı, teyberi, her şeyi bilen Allah öylesine geniş bir hendek açıyor ki müşriklerle peygamberlerin arasında yani kimse o taraftan o tarafa atlayamaz. Hani şuradan geçer miyiz acaba, birleştirir miyiz acaba bilmiyorum. Bu umutları kırılır. Yani peygamberine de bir ders veriyor. Sen zayıf davranıyorsun. Onun için senden umutlanıp da böyle teklif edebiliyorlar. Ama sen çok daha net, çok daha açık konuşsan hiç kimsenin aklından bile geçemez. Sana böyle gel, bir kimsenin Allah'a tefendim. Olur mu lan öyle şey? Olmaz. Onun için vaziyetini açık açık koy ortaya. Var mı yani? Kureyşler deseydi ki bir gün Allah'a bir gün putlara demeseler de 364 gün senin Allah'ına bir gün putlara yani senede bir gün olsun putlara tapalım. Kabul edilir mi? Edilmez. Allah'a ha 2 günde bir ortak koşmuşum ha 364 günde bir koşmuşum. Farkı var mı? Yok. Öyleyse Müslüman tavrını açık bir şekilde belirtmek zorundadır. Çünkü Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği şey amellerden öncelikle itikattır. Tevhid akidesidir. Tevhidi haleldar ettiniz mi? Tevhidin iffetini haleldar ettiniz mi? Geriye neyiniz varsa hiçbirinin önemi yok. Tevhide şirk kondurdunuz mu? Şirkin tozunu kondurdunuz mu? Havanızı alırsınız. Ve ahirette kesin kes hesapta kaybedersiniz. Allah'ın kitabı öyle söylüyor. Allah
şirki affetmez diyor. Adam öldüreni affetmez demiyor hiçbir. Bilmem şunu affetmez diyor ama şirki affetmezle ilgili bu mealde birçok ayet var. Öyleyse Müslüman bütün yaptıklarının heba olmasını istemiyorsa, boşa gitmesini istemiyorsa akidesini tevhid esası üzerine kurmak ve o esas üzerinde kalmasını sağlamak için titizlenmek, gayret göstermek zorunda. Bunu sürekli Kur'an'la yapabilir. Kesinlikle Allah zatı ve sıfatları bakımından kendisinde uçurmasını, kendi sıfatlarından birini bir başkasında görülmesini asla istemiyor. Allah yoktan var edici, ol deyince oturucu bir Allah, kün feyekûn buyuruyor. Eğer siz de birisi hakkında o da ol deyince oldurur diyorsanız filan için falan için bitmiştir. Yani boyunuza kadar şirke girmişsinizdir. Allah diyor ki ben her şeyi bilirim. Küllü şeyin alimim diyor. Sizden veya bizden birisi de bir diğer aramızdaki insan için derse ki o adam her şeyi bilir. O hoca, o şeyh, o efendi, o abi, o lider, o filan, o falan. Bitmiştir. Yani bu konuda her şeyi bilme konusunda Allah'a bir eş, Allah'a bir ortak, bir benzer çıkarmış demektir ki boyuna kadar şirkin içine girer. Allah diyor ki rızka ben kefilim. Bütün yarattıklarımın rızkını ben veriyorum. Öylesine verir ki Allah iman edenin rızkının da kefili, inkar edenin rızkının da kefili. Leninin, Yeltsin'in doyurucusu da Allah. Benim doyurucum da Allah. Yeltsin'i başka Allah var mı ki o doyursun? Allah tek değil mi? Tek olduğuna göre donuzu doyuran da o, koyunu doyuran da o. Çünkü bütün yarattıklarının rızkına kefil olduğunu kendisi beyan etmiş. O birçok tasavvuf kitabında söylendiği gibi efendim, müridinin rızkı şeyhinin üzerinedir. Er-rızkı aleşşeyh. Er-rızkı müridin aleşşeyh. Yani müridin rızkı şeyhin üzerinedir. Birçok tasavvuf kitabında yazıyor. Bununla ilgili anlatılar yaptı Mektibas dergisinde. Böyle itikad eden bir adam kesinlikle Müslüman kalamaz. Çünkü tevhid akidesini bozmuştur, bitirmiştir. Tevhid olmadı mı da insanda İslam olmaz. Bakın her din, her din derken kastettiğim aslında tek din yani İslam dini. Zaten dinler esas itibariyle ikiye ayrılıyor. Bir, vahye dayalı. Dinler ki onun tesiri var. Dinler demek de doğru değil. Din, onun adı İslam. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar onun dışındaki dinler. Onlar da insanların hevalarından uydurdukları dinler. Marx'ınki de hevasından uydurduğu, Budizm'inki de öyle. Konfüçyüs'ünki de öyle, bilmem Hristiyanlık da öyle. Yoksa Allah-u Teala'nın İsa Aleyhisselam vasıtasıyla gönderdiği dinin adı Hristiyanlık değil, İslam değil. İsa Aleyhisselam da İslam dininin peygamberiydi. O dinin düşmanı olan çok tanrılı, çok putlu, paganist Romalılar o dine inananlara işkence ettiler. Arenalarda aç arslanlara, inananlara attık, parçalattılar ki halkın gözünü korkutsunlar ve bu dine girmekten bu insanlar uzak dursun. Ama onlar böyle yapmışken ya o dine inananlar İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dine inananlar da yaptılar. Aradan bir asır geçmeden Hazreti İsa'yı yani Allah'ın elçisi ve kulu olan İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu yaptırmış. Kimin yaptığı daha kötü bu dine? Elbette Müslümanım diyenlerin yaptığı daha kötü çünkü tevhid esasından saptırdılar bu dini. Tevhidden çıkardılar, uzaklaştırdılar. Allah'ın oğlu olur mu? Nesi var ki oğlu olsun? Hanımı mı var, kardeşi mi var, dayısı mı var, yeğeni mi var? Nesi var ki oğlu olsun? Ama olmaz olsun böyle dindarlar yani. Dindarlıkları yüzünden İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu yaptırdı. Ve boylarına kadar şirke girdiler. O yüzden Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki andolsun Meryem oğlu İsa'ya Allah'ın oğlu diyenler kafir oldular. Küfrettiler, örttüler. Gerçeği örttüler. Gerçek bu değildi. Gerçek neydi? İsa Allah'ın kulu ve elçisi. Gerçek buydu İsa ile ilgili gerçek.
Ama onlar bu gerçeği örttüler ve İsa'yı Allah'ın oğlu yaptılar. Uydurdular. Evet. Bilmiyorum, genel olarak bazı şeyler anlatabildim mi sorunuzun cevabını? Sonra yine sorarsınız. Şimdi başka arkadaşlar. Hayır, aslında sorun değil de, yani devamlı bir şey. Aslında benim sizden istemiş olduğum, mesela diyelim ki refah tabanının altı veya üst arasındaki, yani sizin de gördüğünüz kadar bir fark var. Yani üst taraftaki insanlar sizin demiş olduğunuz gibi derecime o kadar çok entegre olmuşlar. Ama alt tabanda belki bizimle aynı düşünceleri taşıyan veya demiş olduğunuz gibi daha çok ani İslam'a yakın olan kardeşler var veya taban var. Acaba bu tavandan refah partisinin içerisinde yeni bir ses yükselebilir mi veya çıkabilir mi? Yok, asla o tavan böyle bir sesi yükseltmez, üstüne çöker, ıstırılmaz. Evet, resmen böyle. Biz o alt tavanını da biliyoruz, tavanını da biliyoruz yakinen. Yani hiçbir yerde de bu olmamış zaten. Yani hep ümitler böyle işte. Efendim Demokrat Parti, işte Celal Bayar var, bilmem ne var, olur mu? Önümüz gülelim de çalışalım da olur mu? Ne olmuş? Sonunda en Müslüman nice beş vakit namazda adam vardı Demokrat Parti'de. Ben tanırım yani. Milletvekili olmuş bilmem ne. Allah mağfiret etsin, Ahmet Gürkan diye biri var mesela. Hepsi onların günahlarına ortak oldular. Rejimler işletti ve gittiler. Adalet Partisi'ne aynı düşünceyle giren dünya kadar Müslüman oldu. Adalet Partisi 1961'de meclise girdiğinde sizi temin ederim, Ankara'daki evimdeki küçücük bir odam vardı. Taşra'dan gelmiş AP milletvekillerinden tam 89 kişiyi evimde topluyordu parça parça. Çünkü küçücük oda 89 kişiyi birden almıyordu. 5 vakit namaz kılan avukat, kasabada doktor, öte verimle milletvekili olmuş gelmişti. Yeni Türkiye Partisi'nden, tamam, bir sürü insan. Ama hepsi kayboldu gitti. Hepsi reçmenle oldular. Olmaz yani, başka türlü. O Faruk Sıkanlar, o İsmail Hakkı Yıldırımlar, Erzurum milletvekili, o Çorum milletvekili Abdurrahman Gülerler, Sinop milletvekili Mustafa Kaptanlar, bizim Afyon senatörü Rasim Hancıoğlular, Antalya milletvekili ve doktor, adını bile neredeyse zor hatırlıyorum. Hepsi geçti gitti. Bu işin yolu bu. Yani başka türlü sen nasıl diyelim yani hep sigara içilen bir kahvede oturacaksın. Ama sigara içmediğin için üstün başın sigara kokmayacak, bunu umacaksın. Olmaz yani. Olmaz. Başkasının içtiği ve ortalık dumansa evine git, hanım der ki ya sen sigara mı içtin, bu adam her tarafa sigara kokuyor. Der bunu. Yani olmaz. İçki içmiyorsan meyhanede işin ne? Hemen gittiysen meyhanede içeyim mi? Yok. Ne iç ne git. Göreceğin adam varsa uzakta kafasının karşısında bekle, çıkınca gör, ne söyleyeceksen söyle. Yani böyle bu işler. Efendim, işte. Buyur. İsmini yukarı veriyoruz. Evet. Üstüne de itibas tepkisini tutuyorum. Evet. Şu anda itibas tepkisinden de bağlardan esinlenerek ben kendim. Batı'nın, Batı derken de Amerikanlık kastı, Türkiye'deki Müslümanları hafuka alıp onları çökertmek, yok etmek olduğunu buladınız. Bunlarınızda öyle anladınız. Saptırma. Tamam, o şekilde anladım. Bunun peşinden de az önce vurguladınız ki, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki inanan birçok arkadaşlarının, halkın, birçoğunun, benim de içinde olmak şartıyla, İzmir'deki bulunan hoca arkadaşın da yeni kurulacak partiye bir parti, tabiri caizse tabi sizler huzurunda mutlu olarak alınacağı kanaatı oldu. Kendilerini öyle saymıyor. Benim Türkçemden artık çıkardım. Ama öylesi öyle. Tabii evet. Doğru yani. Bence de yanlış tabi kullanmış. Olduğu piyasaya çıktı kullandı. Bunun da haricinde hiçbir şeyin olmadığımı hocanın bu bugüne kadar daha içinde hiçbir şeyin olmadığını piyasaya çıkıyor bundan hocam. İkinci bir konu. Bu konuda sizin düşünceleriniz ne olacak? Yani ayete, Kur'an'a dönük, hadise dönük İslam'ın gelişmesini fert olarak sizler böyle Mayıs'ta veyahut Avrupa'nın veyahut Türkiye'nin herhangi köşelerinde fert olarak anlatmayı mı düşünüyorsunuz yoksa bilmiyorum nasıl yani nasıl gelişeceğiz? Kur'an'a ve hadise dönük bir İslam bu usta yardımlarınızı bekliyorum. Mümkünse başarılı yapmanız. Allah razı olsun. Evet.
Şimdi efendim dikkatimi çeken bir şey var yani. İnsan psikolojisi öyle tuhaf bir şey ki. Mesela yıllarca hapislerde yattım. 8 cezaevinde yattım. 7-8 bin sayısını unuttum. Bir sürü hırsız adam yaralamış, esrar içmiş, esrar kaçırmış, satmış, bilmem apartman soymuş falan filan. Yani her çeşit suçtan içeride adamlar var idi. Biz de Müslüman olma suçundan içerideydik. Konuşmalarımda özetle şu ortaya çıkardı, yani onları anlamaya çalışırdım. Mesela adam, birisi, üç arkadaş olmuşlar, Kavaklı ve Şarap Fabrikası'nın sahibinin evini soymuşlar, sene 1967. Onlardan biri de Kırşehirliymiş, adı Erdoğan. Gelir gider, bunlara şebeke halinde soygun yaptığı için mahkeme 24'er sene adam başına ceza vermiş. 72 sene toplam. O zaman infaz süresi de kısa, meşrute tahliye süresi yani bir 30 güne 20 gün yatırıyor. Şimdi 30 güne 12 gün yatırıyor. Ondan sonra bu çıldıracak yani 16 sene yatacak. Yatmayla biter. İki de biliyorum, ben ne yapacağım hemşehrim filan dedim, niye soydun? Açtık dedi, soymayalım mı filan. Dedim, ne soydun yani, ne aldınız peki? O günün parasıyla, ki altının gramı 4 liraydı o gün. Eller, 4 lira, şu lira lira. Şimdi arasan bulamazsın 1 lirayı, Türk lirası söylüyorum. 4 milyon liralık öteberi çalmışlar. O günün parasıyla yani bugüne vurursan aşağı yukarı 40 milyar lira filan tutuyor. Ondan sonra dedim ki hemşerim aç olduğum için mi soydun? He dedi. Dedim senin bir kahvaltın 4 milyon lira mı tutuyor dedim. Bir gün yemeği, ona yiyeceğim kadar çalma. Yani bir şey söylüyorsun, yaptığınla söylediğin birbirine iyi kötü yakın olsun da hani kabul edelim, hani idare edelim. Şimdi bunu şunun için anlatmak gereğini duydum bu misali. Birçok insan yaptığı işi suç diye yapmıyor. Hatta hiçbir insan suç diye yapmıyor. Yani filan adam falan adam vuruyor. Hak etti kardeşim diyor. Elime sağlık diyor. Görme yapmasaydı diyor. Değil mi? Efendim falan filanın arabasının camını kırıyor. İçindeki teybini al diyene duyuyor. Ya işte yakalandım. Niye yaptın? Ne yapayım diyor. Acından öleyim mi ya? Orada diyor al beni diye duruyordu diyor. Vurdum kırdım aldım diyor. Yani hiç suçlu yok kendilerine sorarsanız. Hiç suç işleyen yok diyoruz. Şimdi bu işi yaparken, filana oy verirken, falana teşkilatını il ve ilçe bazında oluşturacağını söylerken bunlar suç işlediğini, İslam'a karşı şey yaptığını düşünerek yapmıyorlar. Zaten hem öyle düşünse hem yapsa yapamaz yani. Birinden birine vazgeçer. Mesela sen diyelim ki kızdın, aldın tabancayı, birini vuracaksın. İyice Allah korkusunu bırakmalısın, ahiret korkusunu bırakmalısın ki adamı vurabilirsin. Yoksa bir taraftan ya vurursam Allah bana ne yapar, şöyle şöyle yapar, Allah böyle yaparsa vurmamalıyım diye ya adamı buldun. O zaman tabanca elinden çoktan düşmüş olur. Bu şekilde düşünerek adam vurulmaz. Vurabilir mi? Vurulmaz. İlla yani kafanın kapağı atacak yani. Bir taraftan bir tarafa unutacaksın. Ya ahiret korkusunu unutacaksın ya adamı vurabilirsin ya da o korku sende kalırsa adamı öldürmeyi unutacaksın. Öyle değil mi? Şimdi bu işi yapanlar da herhalde kendilerine göre davalarına hizmet için yapıyorlar. Ne yapacaklar? İşte Aydın Menderes'in partisi, başında bulunan parti, işte başbakan olursa, cumhurbaşkanlardan olursa, bu Müslüman adam meşrufiyetini hazırlıyor, bize daha çok imkan verecek. Ne yapacak? Bizim gençlerimizi orada burada okumuş, liselere müdür yapacak efendim. Bizi televizyonda konuşturacak, bize daha baş hazırlayacak. Bizim ticaret yapıp daha zengin olmak ve daha çok insanı elimizin altında bulundurabilmemiz için bize ihracat imkanı sağlayacak, bize ithalat kolaylıkları sağlayacak, bize teşvikler verecek. Bunları umuyorlar ve biz bütün bunları ne için harcayacağız, ne için kullanacağız? Allah rızası için kullanacağız. Ve hep böyle kurarak yapıyor insanlar bütün yaptıklarını. Yani eğri yapan da böyle kuruyor, doğru yapan da böyle kuruyor.
zaten eğri yapacağını bile bile bir insan nihayet eğri yapmaz. Kendine göre bir haklılık gerekçesi hazırlar bunu. Onun için. Mesela İstanbul'da çarşamba semtinde bir çarşafçı Mahmud Efendi var benim hacı arkadaşım. Ben öyle söylüyorum, çarşafçı Mahmud Efendi diyorum. İsmail Ağa semti diye bir semt var orada. Oraya gidip bundan 100 sene evvelki İstanbul'da bir film çevirmek isteseniz hiç kostüm falan giydirmeye ihtiyaç yok. Yalnız kamerayı artistlerin al git yeter. Yani doğal kostüm öyle. 100 yıl öncesinde yaşayan insanlar gibi de. Ne kadar kadın varsa çarşaf giydirilmiş, terliğini sürüyüm, tin 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 gidiyor. Erkekler sarıklı, sakallı, şanvarlı. Allah 100 yıl öncesinin İstanbul'unda, hilafet yılları İstanbul'unda yaşıyormuş gibi. Orası onların kurtarılmış bölgesi. Hükümet hiç sesini çıkarmıyor. Mesela İsmail Ağa semti göreniniz vardır belki. Şimdi rejim oraya ses çıkarmıyor. Hani 8-10 milyon nüfuslu İstanbul'da İsmail Ağa semti hadi 80 bin nüfuslu olsun. Yani. %1'i mi oluyor? %1'i öyle ne olacak? Ama orada Mahmud Efendi İsmail Ağa Camii'nde verdiği vaazlarla hükümetimize oyunuzu veririz diye dedim de bitti yani. Bir sürü 80 bin oy birden çıkıyor. Kaç mevzus yapar bu yani. Değil mi? Bazen kıtı kıtına bir oy bile bir mevzus çıkarıyor. Dolayısıyla affedersiniz ya sözün gelişini söylüyorum. Kimseye eşek yapmak değil muradım da eşek eşeği özünçle kaşıyor. Hani eşeğin boynu dönüp de kendini kaşıyamadığından kendi boynunu iki eşek yanaşır. Anadolu insanısınız, bilmelisiniz. Biri ötekini boynuna kaşır, o da öbürünü boynuna kaşır. Başka türlü kaşıntısını gideremezler. Bunlar da öyle ödünçleşe yapıyorlar bu işi. Tabii o onun işine gelmeyecek boyutlarda işler yaptı mı öbürü biraz suratını asıyor. Ben iki de kendi işine gelmeyecek şeyler yaptı. Öbürü bak, oyunu sağa vermem, ha başkasına veririm diyor. Tamam mı? Böyle birbirlerine bazen hömeriyorlar da filan öyle geçinip gidiyorlar işte. Evet, resmen mesela bir arkadaş anlatıyor, milletvekiliydi bu adam. Mehmet Zahit Botku ölmeden evvel hasta günleri, işte 79 yılı filan. Odasında diyor, geçmiş olsuna gitmişiz, o İskenderpaşa Camii var ya, orada. Oturuyoruz diyor, işte o da yatağında uzanmış yatıyor, arkasına yastık filan dayamışlar, şöyle bize karşı işte bir şeyler söylesin filan bekliyoruz derken çok gürültülü bir şekilde evdeki telefon, odadaki telefon çaldı diyor. Yanında hizmetine bakan adam açtı telefonu diyor, işte buyurun filan, işte muhterem hoca efendimiz uyanıklar mı? Muhterem Başbakanımız Süleyman Demirel Hazretleri konuşacak böyle. Ses, telefondaki ses böyle söylüyor. Biz diyor odanın içinde duyduk bunu. Herhalde NATO hattı filan ya, başbakan ya adam. Yani özel hattı böyle, her telefon böyle çın çın ötmez. Anladın İstanbul. Diyor, evet şey verir misiniz? Verdik diyor. Şimdi Demirel'in sesini dinliyoruz yani. Telefon hoca efendinin elinde diyor. Hocam, selamun aleyküm, ellerinize öperim, Cenab-ı Allah size iyilik versin falan. Yani öyle yaygaracı, şamatacı bir işportacı işte Süleyman Demirel malum. Bize, hükümetimize dua edin, dua. Sizin duanız olmadan biz bir şey yapamazız. Demek ki bütün haltlarını hoca efendilerine dua ettirip o dualarla yapıyor adam. Geldi değil mi? Ondan sonra hoca efendi de hiç, kim dua istese hani, rah içmeye gidiyorum hocam dua et diyene de dua ediyor, küfürle hükmedene de dua ediyor. Allah işimizi rast getirsin, hükümetinizin işi asan olsun filan diye dua etti diyor yanında. Bunu söyleyen Mustafa eski milletvekili, Adıyaman milletvekili Abdurrahman, ne soyadı? Ünsal. İki dönem milletvekili oldu. 8 sene komşuyduk Ankara Etlik'te, bunu kendisi anlatıyor. Anlatabiliyorum. Yani adamlar biliyor, bu işin usulünü biliyor. Şimdi Mehmet Zahit Kotku'nun bir sürü bilen bilmeyen ama seveni var. Yani ne yapmalı? Onun başbakan olarak bir hatırını sormalı. Yoksa Demirel'in umurunda mı yani Mehmet Efendi, Ahmet Efendi? Hiç. Ama oyları umurunda. Bu sistemde herkesin oyu umurunda. Cingene Mahallesi de önemli bunlar için madem ki oy çıkıyor. Ha?
asiller valisi efendim. Öyleyse ne yapmalı? Mehmet Efendi'nin yanı da hiç boş kalmaz. Bir başbakan olarak arayıp, muhterem başbakanımız Süleyman Demirel hatırını sual ediyor. Muhterem hocamızın dedirtti mi? O yayılır. Efendim geçen gün mübareği işte başbakan hazretlerine arayıp sual edilmiş hatırını sual sağladı filan. O onun ağzından kullanı filan derken dünya kadar oylar cebeledi. Tamam mı? Muhteremi hatırını sağladığını soracak başbakan. Sen de o muhteremin adamı olarak da ona uyumu vermeyeceğim, olur mu? Olur mu yani efendi hazretleri razı olur mu? Ya bir çarparsa felç ederse seni. Ya bu işler öyle bir yani zuladan zuladan racımla uygun yürütülüyor ki beyler. Yıllardır 35 senedir içinde olduğum için afat ya. Tam üç kağıt rol oynuyor bu işler. Evet efendim. Bunun kurtuluşu neye bağlı hocam? Efendim kurtuluşu ben tekrar edeyim. Sizden her şeyi bulamak istediğiniz bu kadar Allah razı olsun. Hani kusura bakmayın. Yok. Bilmem, ne yürür kervan yürür bir sözü vardı. Yani cemaate yakıştıramıyorum. Böyle mi gidecek bu yani? Şimdi hocam, efendim. Bahsettiniz, Şeyh'ten bahsettiniz. Bunlar elinde mi kalacak? Şimdi kalmamalı. Kalmamalı. O zaman aktifinizi gösterip bir Allah Partisi kurmayı düşünmüyor musunuz? Böyle bir parti kurmayı. Şimdi şöyle efendim, biz de bu düzenin anayasasına ve siyasi partiler kanununa uygun bir parti kurarsak o zaman diğerlerinde hiçbir partimiz kalmaz. Şimdi ha, onun zaten yapacağımızı dergide ilan ettik. Ankara'daki kentsel toplantılar da yaptık, istişarelerimizde. Tüzüğümüz, programımız da hazır ama yine istişare sonucu şöyle 2-2,5 sene sonra inşallah resmen başvuracağız. Kabul edilmeyeceğini bile bile ben hukukçuyum. Biliyorum yani bir parti başvurusu İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle yapılır. Başvuru dilekçesinin ekinde tüzük ve programdan beşer nüsa verilir. İçişleri Bakanlığı bunu genel evraka kaydını alır. Bir hafta azami 10 gün içerisinde genel evrak genel müdürlüğü tarafından aidiyeti cihetiyle Anayasa Mahkemesi'ne havale edilir. Oraya gider Anayasa Mahkemesi genel evrakına kaydeden sonra mahkemenin raportör hakim üyelerine, rapor hazırlayıcı görevliyle çalışan hakim üyelerine havale eder. Bu raportörler o ekteki beşer nüsa, tüzük ve programdan birer nüshasını alır. Ellerindeki anayasayla bu tüzük ve şeyleri karşılaştırır programları. İşte
İslami Parti adıyla kurulan ve başvurusu mahkememiz başkanlığına intikal eden partinin tüzüğünün birinci maddesi anayasamızın birinci, 24. bölümün başıncı maddesine aykırı. Siyasi partiler kanunu filan maddelerine aykırı. Tüzüğünün ikinci maddesi şu kanuna aykırı filan der, rapor hazırlar ve genel kurulunda görüşülür. Genel kurulda anayasaya aykırı bulduğunda partiyi kapatma kararı verir. Yani bunun böyle olacağını biliyoruz. Kahin olduğumuzdan değil, kanunları bildiğimizden, düzeni bildiğimizden. Tabii kibirin görünmesi konusuna gelince biz de doğrusu biraz karşı tarafı bunun öyle olacağını bildiğimiz halde böyle yapmak isteyişimizin ana nedeni karşı tarafı ofsayta düşürmek. Yani hakeme, hani şu hakem olacak şaşı gözlü millet var ya, ona düdük çaldırmak istiyoruz. Yani ofsayta düşürüp vay anasını gördün mü bak Türk Parti serbest gelen İslami Parti yasak dedirtmek için yapacağız. Yoksa bu devlet müsaade edecek falan değil. Durum hükümetteki etkinliği devam etseydi o daha hızlı bir süreç yaşatarak İslamizasyonu devreye sokmak istiyordu. Demirel biraz alışkın değil öyle işlere, biraz daha uzak ve soğuk duruyor. Yani o anayasada ve diğer kanunlarda yapacağı değişikliklerle bir Komünist Partisi'nin de bir İslami Parti'nin de bulunduğu haliyle parti olabilmesini sağlayıcı kanun değişiklikleri yapmayı düşünüyordu ama seçimlerde partisini kaybetmesi yapmayı düşündüklerini imkansız hale getirdi. Şimdi biz zaten 22 seneden yani cezaevinden çıktığımızdan beri böyle bir teşkilatın, böyle bir kuruluşun başından beri varlığını söylüyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu cümleden olarak söyleyelim. Bugün Türkiye'de taburlara uzanan uzantılarıyla bunca insan Kur'an'daki İslam'dan bahsediyorsa onun dibinde Allah'ın inayetiyle biz ve çalışmalarımız var. Yalnız Ankara'da 5000'den fazla üniversite öğrencisi eğitimimizde geçti. Yalnız Ankara'da. Bu bakımdan onlar müsaade etse de etmese de biz varız ve devam edeceğiz. Ne zamana kadar Allah-u Teala'nın dur dediği, yani ömrümüzü sona erdirdiği ana kadar kendim açısından ama ben ölünce yerinde herkes ölmeyeceğine göre Müslümanlar bu tür oyunlardan nasıl kurtulurlar? Bir malın sahtesinin piyasayı kaplamasından nasıl kurtulur? O malın hakikisini imal ederek, piyasaya hakikisini sürerek kurtulur. Sahte Müslümanlığı da ancak, yani sahte derken kastım, rejime çalışan, rejim için çalıştırılan Müslümanlığı da Kur'an'daki Müslümanlıkla definebiliriz. Siz de ben de Kur'an'daki İslam'a ahlak edinirsek, Kur'an'a ahlak edinirsek ne şunun tuzağına düşeriz ne onun kandırmasına kalmayız. Çünkü biz ancak Allah'ın bizi kandıracağı, yani tatmin edeceğine inanan insanlar olarak Kur'an'la tatmin olanlar başka bir şeyle tatmin olmaz. Eğer bugün halk hala o gibilerin peşinde koşuyorsa Kur'an'daki İslam'dan haberi yok. Şu vaiz efendinin öteki hoca efendinin ağzına baktığı için böyle yaramaz işlerin peşinde koşuyor. Kur'an'dan, Kur'an'daki İslam'dan haberi olan ve bunu da kendine yerleştiren, kafasına yerleştiren bir insan asla taviz vermez. Çünkü Kur'an'daki İslam'dan yüce bir İslam yok. Ercüment abi, efendim? Türkiye'de kanun değişikliği olursa, sizin müracaatınız da kabul ederse İslami Parti, o zaman ne yapmayı düşünüyorsunuz? Konu yalnız parti konusuyla ilgili hale dönmeye başladıkken yine kısaca açıklamalar yapayım. Bu konuda da söyledik. Mesela varsayalım ki bizim şu anda tüzüğü ve programı elimizde hazır bulunan bir sürü elemanı da hazır bulunan partiyi kurduk. Yani kanun değişiklikleri de yapılmış daha evvel. Mevcut anayasa da o hale getirilmiş ki o partiye bir şey demiyor. Yani sen de olabilirsin diyor diye bir tabirle. O takdirde de yapacağımız iş seçimlere girmek değil bir kere. İki açıdan. Bir, hemen bizim gibi söyleyenleri böyle hurra seçecek kadar büyük kalabalıkların bulunmadığını biliyoruz. Yani içinde yaşadığımız ortamı yakinen tanıyoruz. Bir. İkincisi, seçimlere girmek demek mevcut rejimi, başlangıç için söylüyorum, mevcut rejimi işletmeye ben de talibim, ihaleye ben de katılıyorum. Üstümde kalırsa ben çalıştıracağım demektir. Biz ise bu rejimi çalıştırmak değil, kökünden yıkmak, değiştirmek istiyoruz.
değiştirmek istediğim şeyin ihalesine, işletme ihalesine nasıl girerim? Olmaz mı? Ne yapacağız? Bizim seçimle filan alakamız yok. Uzun yıllar düşünmüyoruz. Yalnız siyasi bir parti olarak her tarafı gezeceğiz başkalarının gezdiği, şimdi de gezdiğimiz gibi ama meydanlarda da halkı davet edeceğiz. Zonguldak mı gittik, Maraş'a mı gittik, Sivas'a mı gittik, Muğla'ya mı gittik, evet. Orada işte İslami Parti Başkanı veya bilmem genel sekreteri filan adam halkımızla işte şehrimizin filan meydanında şu gün şu saatte konuşmak istiyor. Bütün halkımız davetlidir. Kaç kişi geldi? 200 kişi geldi veya 20 bin kişi geldi artık. Ne gelirse baktığımızda hiç önemi de yok. Ama o zaman sizin... Onlara İslam tanıtacağız. Halkı biraz tutup silkeleyeceğiz. Kur'an'daki İslam'ı tanıtacağız. Ve diyeceğiz ki siz nefislerinizdekileri değiştirmediğiniz sürece Allah sizin halinizi değiştirmez. Siz nefislerinizdekileri değiştirmeyi asla düşünmeden sürekli olarak halinizi değiştirmesini istiyorsunuz. Avucunuzu yalarsınız. Sakallınız, saraklınız dahil 200 liraya tarladan aldığı domatesi Allah'ın kullarına hiç merhamet etmeden 6000 lira etiket asıl rahatlıkla manav dükkanında satabiliyorsanız bu kadar açgözlü olan bir ümmete Allah yardım edip onun halini değiştirmez. Siz namaz için ezanı duyar duymaz kolunuzu çemiyor, hemen namaza koşuyorsunuz ama döndüğünüz zaman yemin billah çürük limonunu sağlam diye satabiliyorsun. Allah-u Teala senin gibi ahlak taşıyan insanın halini değiştirmez diyeceğiz. Yani onlara Kur'an'ı okuyun, Kur'an'da nasıl kul olmanızı istiyorsa Allah böyle olun. Sürekli olarak bunları söyleyeceğiz. Bu arada kendi nefsimizi de asla unutmayacağız. Yani güzel üsvetül haseneler, yani güzel örnekler olmadıkça, İslam'ı yaşamadıkça, İslam'ı yaşamaya yönelmedikçe, Kur'an'ı ahlak edilmedikçe İslam'ın iktidara gelmesini beklemek kadar abes bir şey bu. Bunları söyleyeceğiz o kadar. Doğru da o zaman halk şöyle düşünebilir. Bak bunlara böyle bir imkan verildiği halde seçimlere girmiyor İslam Partisi. Yani o zaman siz ofsayta düşme durumunuz. Hayır. Belki söz hangi halimizle gireceğiz? Çünkü halk bugüne kadar neye alıştırmış Fatih? Dikkatini çekelim. Sana uyumu veririm ama diyor. Benim oğlanı işe aldırırsan diyor. Benim kızım nakli var. Becai Şif Diyarbakır'da diyor. Ankara merkeze aldırırsan diyor. Demiyor mu? Bizim koyun yolunu yaptırırsan diyor, bize tohumlu bilmem ona yollarsan diyor. Yani al gülüm ver gülüme döndürmemişler mi işi, yalan bakılır. Bu durumda ben kimseye ne vaat edeceğim? Hiç kim, herkes bilsin ki ben günün birinde oyu istersem Allah için isteyeceğim. Yoksa onun oğlunun tayini için, kızının nişanlanması için, evinin önünden asfalt geçirilmesi için oyu istemem. İstememeliyiz. Halkın ölçüsü haline gelmiş, en dindarından en dinsizine, yalan mı? Bu ölçülerle hareket eden halk, ben o istesem bile bana avucumu yalatır. Çünkü bilir ki ona verecek hiçbir şeyim yok benim. Ne asfalt yaptırabilirim, ne onunla iş bulabilirim. Ha? Dolu dolu fabrikalarında yoksa sahip sabancı değilim. Hoş, o da olsam fabrikaların gene gün gelir dolar, işsizliğine kalır dışarıda. Anlatabiliyor muyum? Bu durumda, bu ölçülerin hakim olduğu o toplumda sen halktan o istersen, ben senin kökünü görürsen iktidarda görürsün. Ölçüsü bu. Önce halkın oy verirken, davranırken, düşünürken, söylerken, otururken, kalkarken ölçüsünü değiştirmiş olması lazım. Ölçüleri kamilen çıkar esasına dayanmış. O hale gelmiş halkın, yalan mı? Resmen mesela refahçısı, ötecisi, SHP'si, MHP'si, yani hangi parti olursa olsun bize oy verin. Bütün oy verirken millete para dağıtmalarına varana kadar yapıyorlar. Artı işte sen şefsen müdür yapacağız diyor, müdürsen genel müdür yapacağız diyor. Yalan mı? Biz oy verdiği için bir insanı Müslümanlar olarak genel müdür yapmamalıyız. Oy verdiği için memur müdür yapmamalıyız. Layıksa, becerebilecekse, kıvırabilecekse, müstehaksa yapmalı değil miyiz? Eğer bunları biz de yaparsak onlarla aramızdaki fark ne olur? Hiçbir şey kalmaz. O zaman o rezilliği onlar yapıyor, yani bizim bunca uğraşmamız, biz de mi rezillik yapalım diye. Yuh olsun, biz de olalım. Ne farkımız kalacak? Evet. Arkadaşlar. Ben bir şey sormak istiyorum ama sorumu
biraz cahilliğime verirseniz memnun olurum. Şimdi biraz önceki konuşmanızdan benim anladığım şu oldu. Siz bir partize kuracağınıza göre şimdi açıkladınız. Bir grubu temsil ediyorsunuz diyelim Türkiye'de. Ve sizin çalışmalarınızla belki kendiliğinden Türkiye'de İslam gelişiyor. Fakat bunu sezen Amerika, benim anladığım bu oldu, bazı insanları kullanıyor. Ben sizi de tanımıyorum, Muhsin Yazıcıoğlu'nu da tanımıyorum, Aydın Menderes'i de tanımıyorum. Cahilliğim bu noktada. Lütfen bağışlayın. Bunlardan bir kısım adamları çağırıyor diyelim. Onlarla bir takım anlaşmalara giriyor ve bu Müslümanları yavaşlatmak için böyle bir plan hazırlıyor. Siz bunu söylediniz. Benim bildiğime göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir basın toplantısı yapmadığına göre bu görüşünüz bir tahminden mi kaynaklanıyor? Birinci sorum. Yani neye dayanarak sizin dışınızdaki bütün sağdaki Müslüman diyelim insanları Amerika'nın Türkiye'deki Müslümanları yavaşlatmak, onları saptırmak üzere kullandığını söyleyebiliyorsunuz. Yani Pentagon'un planlarını herhalde oradaki çalışanlar biliyor. Siz nereden bilebiliyorsunuz? İkinci bir sorum şu. Bildiğime göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 21 tane kapısı varmış. Yani o birkaç ihtimale değil, 15 ihtimale veya 20 ihtimale oynuyor bir senaryoda. Yani Türkiye'deki diyelim Aydın Menderes veya bir başkasının, isim mühim değil, işi tutmadığı zaman ikinci bir ihtimal olarak sizi düşünmediğini bize nasıl temin edebilirsiniz? Yani sizin Müslümanları temsil ettiğinizi veya Müslüman oldum. Ben sizi tanımıyorum. Kusura bakmayın yani. Şey değil bu. Yani iftira falan değil. Kusura bakmıyoruz. Baştan teminat ver. Evet. Yani siz biz diyorsunuz ve diğerleri diyorsunuz. Sizin Müslüman olduğunuzu nereden bilelim? Konuşmak elbette yani herkes konuşuyor. Siz de bahsettiniz. Herkes biz yanlışız diye ortaya çıkmıyor bu gayet tabii. Üstelik bir takım devletlerin de kendi menfaatlerini devam ettirmesi için planlar yapmasının mantık gereği olduğu düşünülüyor ama elbette. Ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz biz şu anda. Siz böyle kesin hükümlerle açıkladınız ki planlar Müslümanları yavaşlatmak üzere ortaya çıkıyor ama biz bunların karşısındayız. Hatta dediniz biz işte Müslümanlara yakın, Kur'an'ı İslam'a yakın olanlara yakınız. Kur'an'ı İslam bir defa benim bildiğime göre tartışmalı bir meseledir. Yani ortada açık 2x2=4 eder, diğer taraf kabul ediyor, diğeri etmiyor diye bir şey yok. Yani şu iki soruda cevap rica ediyorum. Evet, epey ilginç iki soru sordu arkadaşımız. Ben şahsen hoşlanıyorum. İsabetlidir, isabetsizdir ayrı mesele ama şundan hoşlanıyorum. Bir insan içindeki şeyi içinde bırakmamalı. İçte kalan içeriği kokutur. En iyisi dışarı çıkarsın. Dışarı çıkan şey de Altakya, Verkülat tartışılır, konuşulur, cevaplanır. İyi, kötü. Hiç değilse içinde kalan insanın içini kokutmaktan kurtulur. O bakımdan zor soru insanlar. Yanlış sorabilir, isabetsiz sorabilir. Sormakta aşırı gidebilir. Ayrı mesele ama sormalı. Onun için sevindim. Şimdi efendim, Pentagon'un planlarını nereden biliyorsunuz dediği arkadaşınız sorusunun birincisi olarak. Yanlış değil, değil mi? Evet. Tabii Pentagon'un bir elemanı değilim ki ben de zaten o planları hazırlayanlardan biriyim de ondan biliyorum değil.
Dünyada siyasi yorum yapma diye, siyasetle uğraşma ve başkalarının önerdiği ufak tefek belirtileri ele alarak ciddi, tutarlı yorumlar üretip sonuçlar ortaya çıkarma mesleği diye bir yorumculuk mesleği var. Bu herkesin kıvırabildiği bir işte değil. Ayrıca Amerika bugün siyasi gücünün, askeri gücünün fazlalığından dolayı ya da ona güvenerek midir? Birçok şeyi açık açık söylüyor, hiç de kimseden çekinmiyor. Yani mesela demin adını verdiğim Graham Fuller dediğimiz adam, Rand Corporation isimli bir teşkilata CIA adına rapor hazırlattırmış. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden, Hacettepe Üniversitesi profesörlerinden bazılarından isimleri resmen kendileri tarafından yayınlanıyor. Washington Post gazetesi bunu yayınlıyor. Cumhuriyetin ve Hürriyetin Washington muhabirleri Ufuk Güldemir'le Sedat ve oğlanın soyadı Ergin, onlar açıklıyor. Elbette ki girip kasalarından bu evrakları alacak halimiz yok, yarışacak halimiz de yok. Ama muhakkak bazı şeyleri bilmek, yani onların kasalarında bu evrakların orijinallerini çalmakla mümkün değil. Yani başka türlü de mümkün oluyor. Çünkü adamlar onu yalnız kasada tutmuyor. Ağızlarından parça parça çıkarıyorlar, ifadelendiriyorlar. Şurada bir toplantı oluyor, orada bazı şeyler söylüyorlar. Başka bir yerde toplantı oluyor, orada başka şeyler söylüyorlar derken bu parçaları bir araya getirdiğiniz zaman onların kasalarında orijinali sakladığı planları önümüze hem de bütün detaylarıyla neredeyse dökülüyor.